merhabalar arkadaşlar, ben Emre. En son nerede kalmıştık? Hemen bakalım. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. En son büyük bırakmıştık, hatta yükü aldık. Buradan devam edelim demiştim sizlere. Devam edelim, bakalım nerelerde kaldık. 510 kilometrelik bir yolumuz vardı diye hatırlıyorum. Neredeydik? Bakalım hemen. Abi Aalborg'a gidiyoruz. Norsken'den almışız. Renner yazıyor ama. Renner Logistik diyor. Neyse, hemen zaman kaybetmeden basalım gidelim diyorum. Yollar çok iyi abi ya. Yine şu klavye kucağımda gördüğünüz gibi, yine kenara atıyoruz. Mercedes, hayırlı yolculuklar kardeşim. Gerçekten dediğim gibi yollar bayağı yenilenmiş ya. Daha güzel olmuş ama ya. Tabii tabii. Bence daha iyi olmuş. Bakalım, gidiyoruz bir yerlere ama. Abi nereye gidiyorduk? Ne taşıyoruz? Boru taşıyoruz. Boru iyidir ya, boru candır. Şu şekilde sinyal vermeden girdik ama. Yani olacak o kadar. Olsun o kadar ya. Oho, uçağa geldi ya, uçağa hop. Aman. Vallahi çarpacaktık. Eyvallah birader. %0 hasarla devam ediyoruz. Şehir dediğim gibi İskandinavya bayağı bir kaliteli olmuş. Ben çok beğendim bu DLC'yi. Bakar mısınız? Adamlar bayraklarını da koymuşlar. Şimdi bir dakika. Bir dakika dur. Nereden gireceğiz abi? Burası değildir. Şuradan sağ yapalım o zaman arkadaşlar. Zaten şuradan gelip limana geçeceğiz. Şu ilerisi bizimki de yatmadı daha. Şu anda gözler gitti, gidiyor birbirin. Tamam oğlum. Yine sahuru bekliyoruz arkadaşlar. 6. viteste motoru durdurttum ya. Süperim vallahi. Aa bu ne ya? Yol bariyerleri diyor. Allah aşkına. Buradan iş alıyoruz ya. Bizim buradan çıkmamız lazım. Şuralarda bir yerde, şu evet, şu ileride göründü zaten. Yine önceki video gibi en yakına kadar gitmeyelim bari, çünkü videomuz çok kısa sürüyor. Biz yine bakacağız tabii ki de.
Nereden nereye gidiliyor? Zaten tek bir yol var şu anda. Buradan Hurtshaus diye bir yere gidiyor. 1621 euro alıyor zaten. Ondan başka da gidemiyoruz, öyle görünüyor. Bakalım 500-400 kilometremiz vardı. Kaç kilometreye kaldık? Aha. Arkadaşlar, limandan gitmeyeceğiz demek ki, öyle görünüyor. 99 kilometre kalmış. Neyse, oradan biz yeni bir sevkiyat yaparız. Yük alırız oradan. Kemiğinden geçtiğimiz için kısa abi. Bayağı bir kısa sürüyor. Bakar mısınız? 98 kilometre kaldı resmen. Driving oyununda videosunu çektim güzelce. Yine bu şekilde göreceksiniz beni. Onu da şu anda yükleme aşamasında arkadaşlar. Yeşil yanlı galiba. Evet millet. Ya da bakalım hasarsız götürüyoruz. Dorsemizi sıkıntı olmadı. Limandan atlayıp gidersek olacağı bu tabi. Oh, nereye çıktıktan? Aa, biz ışıkları yapmamışız lan. Ulan ben ne diyorum yani, karanlıklaştı lan etraf. Uyarı ışıklarımızı yakalım o zaman. Allah Allah dedim, yolun ucu görünmüyor yani. Ucu diyorum, yolun sonu görünmüyor. Niye dedim böyle karanlıklaştı? Işıkları yakmamışız arkadaşlar. Valla ben basıp gideceğim ya. Hop hop hop. Hayırlı işler gençler. Deli bir FPS düşmesi yaşıyorum şu anda. Şehir içine girdiğimiz için büyük ihtimalle. Tabi bir yandan da kayıt yaptığım için Shadow Play ile tüneller çok iyi abi ya. İşte hep böyle değişik tüneller görmek istemişimdir. Skandinav derecesi yerleşim içimi olsun, yerleşim yerleri olsun vesaire, burada FPS düşmeleri oluyor. Yaşanıyor tabii ki de, hani yaşanamaz diye bir şey yok, çünkü ayrıntı daha çok, detay daha çok, detay daha çok olduğu için bunun işlemesi var ekran kartının vesaire. İster istemez FPS düşebiliyor. FPS, FPS mi FPS mi diyelim. Al Borka, gidiyoruz abi. Biz bastık gidiyoruz yani. İleriden dönemeç var abi. Hızı yavaşlatalım.
bıraktım, vites 8'e gidiyoruz güzelce. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çok yoğun olduğum için, yani yoğunluktan kastım işten gidiyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum vesaire. The Evolution 3. bölümünü çektim, daha yayınlayamadım. Kanala atamadım, biliyorsunuz hep bu internet hızı muhabbetini biliyorsunuz. Sıkıntı yani. Ama inşallah kanalımıza atacağım. Hop, geçtik. Çok gittik abi. Şuradan bir zoraki dönüş yapalım. Çok güzel geldik be abi. Çarpmadan, sıfır temiz. Temiz yani abi. Olay bu. Biz kamyoncuyuz kardeş. Tır şoförü isek böyle kullanacağız arabayı. İyi Allah'tan araba yani. Doğrusu gittim ben, nasılsınız satayım. Alabilecek miyiz sizce oradan oraya? Yok abi. Çok zorlama olur. Bu şekilde gidersek yine bayağı bir zorlama oldu. Biz galiba buraya park edemeyeceğiz millet. Bayağı bir hangar ettim. Hop. Hacı dayı ne yapıyorsun? Yatıyor mu lan güvenlik? Adam ne yapsın ya? Altına böyle bir şey koymuş. Bir şey koymuş, oturuyor orada. Düşünüyor, efkarlı hacı bu. Bu manitasından ayrılmış belli. Saatine bakıyor. Ulan bitse de gitsek diyor. Haklı abi adam, şimdi bir şey de diyemezsin. Çok kıyak geldik ben burada. Kabul etmesi lazım. Etmedi, olsun, olsun. Son kardeşim artık. Etmezsen de yani. Yapabilecek bir şey yok. Yok abi, en çirkin park edişimi yaptım ya. Allah Allah ya. Abi çok yanlış gidiyoruz ama ya bak. Mütemadiyen yanlış. Bu sefer alması lazım abi. Evet. İşte bu kadar. Kornamızı çalarız bunun uğruna.
Evet, güzelce ne getirdik? Mükemmel bir şekilde getirdik. O kadar video çekiyoruz. Sonunda hasarsız bir şekilde getirdik arkadaşlar. O da güzel. O da güzel. Şurada büyük alalım. Ama lütfen manyakça bir uzunluk olmasın ya. Cidden ya, bak şimdi bu 295 ya. John Köpink'e gidiyoruz ama. Şu nereye gidiyor? Seyfet. Londra'ya geçiyor. Şu nereye? Şunu alacağım abi o zaman. Zaten 15 dakikadır. 15 dakika olmuş video çekeli. Evet, şuradan yükümüzü alalım. Alalım ve yolumuza çıkalım abiler. Abiler, kardeşler. Güzel abi, 390 kilometre. Kazasız belasız. Güzel bir yolculuk yapalım bakalım neler olacak. Haydi hayırlısı, çıktık. Çıktık yola. Bizimki de gözler gitti gidiyor.com'a bağladı. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Yattı yatacak da işte son çırpınışlarını yaşıyor. Direniyor öyle gözler. Öyle gözleri açık tutmaya çalış. Hop, 7 kısımlarına olabilir. Olabilir çünkü 50 kilometreyle gideceksin kardeşim. Hoppa. Arkadan yapıştırdı adamı. Abi kusura bakma ya. Vallahi kusura kalma, senin dorseyi de gümbürtüye getirdim ben ama. Oh. Abi bu İskandinav derecesinde hakikaten FPS düşmeleri normal yerlere göre daha çok var. İşte anlattığım gibi yine abartılı bir ayrıntı. Ayrıntıya çok önem vermiş adamlar. Bu da güzel bir şey tabii ki de. Benim sistemim çok iyi olmasına rağmen bende de FPS düşmesi yaşanabiliyor. Abi adamı görüyor musun ya? Bir kere daha al dışarıyı, bir kere daha. Hiçbir yere çarpmadan. Ve biz de alırız da. Biz de alırız yani. Sıkıntınız ki mi? Biz alamaz mıyız zannediyorsunuz? Ha, biz de aldık bir kere de. Usta şoför bizim gibi olur ya. Abi o topunu gördüm ben, basacağım ya. Sen ne götürüyorsun kardeş? Sana da hayırlı olsunlar. Dört kilometremiz kaldı arkadaşlar. Ve neler yapıyoruz işte, neler yaptığımız belli. Güzelce ne videolarımızı çekip kanalımıza atıyoruz. Abone olarak ufak ufak büyümeye başladık. 23 abonedeyim şu anda. İnşallah bu hep beraber 233 diye gideceğiz abone sayısında. Buna inanıyorum. Güzel cana yerlere geleceğiz inşallah. FPS düşmeleri yine var ya. İşte müzik de çalamıyoruz. Neden çalamadığımızı biliyorsunuz zaten. Telif hakkı muhabbeti yüzünden.
yaşlanalım. Vitesi 6'ya atalım. Çünkü hızlanmıyor abi. Ekipmanımız bu. Logitech G27. Ya da G27 de diyebilirsiniz tabi. Size kalmış bir şey. Euro'da bayağıdır oynamıyoruz diyecektim ama geçen gün attık ya. Geçen gün yine oynadık, videosunu attık yani kanala. Ama bu sefer bu formatta gidecek. Bu gördüğünüz formatta beni göreceksiniz. Sizlerle konuşacağım bu şekilde. Umarım beğenirsiniz videoları. Evil Within'de de çok manyak şeyler oluyor işte, ikinci bölümünün oynadık gördünüz, geçilemeyen zombi muhabbeti. Şurada kırmızı var abi, duralım hemen. Üçüncü bölümünde çektik, daha atamadık. İlerleyen günlerde onu da açacağız inşallah. Saat 5.20 geçiyor oyunda. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Orayı kaçırdık ya. Oho. Sağdan girecektim. Bildiğini o dönüşü yapmaya çalıştık. Soldan gireceğiz inşallah bu seferki de. Yolu kısaltmaz diye düşünüyorum ama kırmızı yanıyor. İnşallah yolu kısaltmaz diye düşünüyorum ve yol lambaları bile bu şehirde hakikaten kaliteli ya. Abi şehir bir kere çok güzel ya. Bizim çıkartma yine aynı duruyor. Yeşil ışık yandı galiba, evet. Şuradan bir sola akarsak. Onları kırmızı yandı zaten. Yine limana geçeceğiz. Limandan gemiye bineceğiz büyük ihtimalle. En kısa yolu seçeceğim sizin için. Orada nereye gidemiyoruz değil mi? Geçiş yok aynı. Onun karşısı nereye gidiyor acaba? Mesela o muhabbeti açmamışlar bize. Enter diyelim bakalım. Oğlum sus hadi biraz. Nereleri var? Şurası bir de şurası. Şimdi eğer buradan gidersek hiçbir şey kalmayacak yol olarak. Osya'ya gidiyor zaten. Biz şuradan seçelim. Yol kalsın bize de yani. Hani. Ulan zaten bilmenin bir anlamı yokmuş. Yani 285 kilometre yine yol kaldı. Neyse kalsın, sıkıntı değil. 50 kilometreye düşmesinden iyi diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, biz yolumuza bakalım. Sağ solu böyle sola ve sağa bakma olayını şuradaki tuşlara atadım.
direksiyon üstünde. 6 tane kırmızı tuş var. Üstten ikisini seçtim. Aa, yeşil yanmış, biz kırmızıda geçtik anasını satayım. Sizinle sohbete daldım. Işığı unuttum ya. Bakalım, Türkiye haritası da çıkmış. Türkiye haritasını da deneyebiliriz zamanla. Şu anda İskandinavya'dan gideceğiz. Eurotrack Simulator 2'nin oyun kurucularını aslında bir çalışma yapsalar güzel olur. Ama tabii bir imza toplanması lazım aramızda. Tabii kim istemez abi, sonuçta kendi şehirlerinde gezeceksin. İstanbul'du, işte ne bileyim efendim, Siirt'ti, atıyorum Antalya'ydı. Güzel olur ya. Daha da keyif verir yani, öyle söyleyeyim. ...74 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Sabah güneş var. Sahuru bekliyoruz. Birazdan sahur yapacağız. Aileyle beraber. Ondan sonra vurup kafa yatacağız. Tabii ilk başta işimizi teslim edelim, dorsemizi. Ama arabayı sıkıştırmışız ya kenarda. Abi 80 ile gidiyor, ben 114'e yardırdım. Oradan geçebilir miyim ben? Geçemem abi. Çünkü adam da aynı hızda gidiyor benimle beraber. Ben mağazacılık sektöründe çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim, insanlarla ilgilenmek çok zor. İnsanlar gerçekten yoruyor bizi. Müşteriler diye söyleyeyim. Ya manyağından tutun da psikopatına kadar ne ararsanız var. Ne kadar şizofreni müşteri varsa bizim mağazaya giriyor, yani ne hikmetse. Çok tartışmış olduğum müşteriler vardı ya şu zamana kadar. Şu bir senedir bu sektördeyim. Şuradan bir benzin mağazası ya da ilerleyelim ya, benzinimiz vardı. Bir senedir bu sektördeyim. Çok sıkıntılı müşteriler gelmedi mi? Geldi tabii ki de. Böyle egolarını tatmin etmek için geliyorlar ne hikmetse mağazaya. Ama o egolarını tatmin ettirmem ben onlara, o ayrı bir konu. Müşteri ise müşteriliğini bilecek kardeşim. Yok öyle bir dünya. Vallahi geçirdim arkadan, biz ters yoldan gidiyoruz. Aha, bok yedik. Vallahi bok yedik. Biz ters şerite geçtik. Tersteyiz değil mi? Hay anasını satayım şimdi. Nereden araba geleceğini de bilmediğim için. Terste miyiz, düzde miyiz ya? Ters abi, ters ters. Bari manyak paramız kesilmedi ya. Onu geçin, daha büyük kazalar da olabilirdi. Şu deniz mi diyelim biz buna? Şu gölün güzelliğine bak arkadaşlar ya. Aman 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 aman.
Ama bakmayalım abi, biz yolumuzda ilerleyelim. Kim dedi size bakın diye? Bakmaya gerek yok abimiz. Adam akıllı. Size videonun sonunda gırgırımı göstereceğim. Benim meşhur papağanımı göstereceğim size. Efendim oğlu. Efendim. Ne oldu babacığım? Bizimki şakımaya başladı yine. Tam bu saatlerde abi. Ne yapsın hayvan da tabi. Uyuyamıyor ben video çekiyorum diye. Aha çıldırdı. Aha da çıldırdı. Oğlum. Abi biz ışıkları niye kapatmadık ya? Hakikaten sabah olmuş biz ışıkları kapatmadık ya. Saat 10:26 geçiyor. Aman yanlış sollama yapmayın gençler. Abi şerit dışından gidelim biraz. Çok tehlikeli sürüyorum ama olacak o kadar artık. Taktım abi vitesi 12. vitese. Taktım vitesi 12'ye basıyoruz gaza. Yollar bizim abi bizim. Havada kara bulutlar var gibi görünüyor. Her an yağmur bastırabilir. Araba da soldan geçene sağdan gidiyor. Biz tersini yapıyoruz. Biz soldan gidiyoruz. Dur oğlum seni göstereceğim. Tamam. Tamam gırgır. Aria yeni dosyalardan bir tanesi. Şuradan girelim arkadaşlar. Oğlum dur. Bizimki coştu arkadaşlar yine. Aps, aps oldu resmen ya. Vurduk vallahi arkadan. Kilometremiz kaldı arkadaşlar. Şu abiye yine vurmayalım da bari. Bir kere vurduk adamı. Ve son 1 kilometre içerisine giriyoruz. İskandinavya'yı turluyoruz arkadaşlar. Bayağı bir tanıtacağım ben size buraları. Pardon biraderler. Bak ne kadar saygılı adam ya. Helal olsun. Ben bu adama korona çalarım kardeşim. Bizi bekledi ya resmen. Geçmedi bizi bekledi. Bize yol verdi. Gerçekten helal olsun diyorum. Yükümüzü nereye bırakacağız arkadaşlar? Şuraya ama bizim bir tur dönmemiz lazım şuradan. Hayır 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 lütfen dorsiye bir şey olmasın çok güzel. Dorsiye bir şey olmasın. Abi. Abi ya abi %1 hasar vermişiz ya. Zorlamanın bir alemi yoktu bence zaten.
Ama taktım, ben oraya fark edeceğim ya. Ciddi anlamda taktım. Şuradan döneceğim. Şuradan girmem lazım demek. Şu abi ezemiyorsun ya. Bak sen ne canı çıktın benden. Şu abi ezemiyorsun ha. Vurdum ama bakayım. Yok be abi, adam hala yaşıyor anasını satayım. Tam cani çıktık vallahi ya. Bu videomuz biraz uzun oldu arkadaşlar. Şuradan bir şekilde. Çok güzel. Oraya da çarptık. Vallahi süper ya. Giderek her yere çarpıyoruz. Çok güzel abi. Bence zorlamanın bir alemi yok arkadaşlar. Son bir kez daha. Son bir kez daha park edebilirsem park etmeye çalışacağım. Olmazsa normal bırakacağız artık. Hadi bakalım. Haydi hayırlısı. Ama olacak diye hissediyorum. Hop. Olmaz mı be kardeşim? Olmaz mı be kardeşim? Evet arkadaşlar, size gırgırımı göstereyim 2 dakika. 2 dakika bekleyin, hemen geliyorum. Şurada zaten kendileri. O yavru kuş burada. Bakın. Bu benim gırgırım. Oy, oy, oy. Bu benim gırgırım arkadaşlar. Nasıl? Gırgır bak. Kameraları bir salla. El sallayamazsın lazım. Al gaga at oraya. Bak, bak, bak. Bak kendin. Bak, 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 bak. Evlat o evlat. İşte bizim meşhur gırgırımız bu. Sultan papağanı. Hemen çıkaralım buradan. Çok iyi bir şekilde getirdik. Evet arkadaşlar, bizden bu kadarlık. Bu bölümden bu kadarlık. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.